Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dekoratif, şirin çam ağacının yapımını paylaşacağım. Yılbaşında evinizi süslediğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçen sene de daha iki boyutlu halinde vermiştim bir çam ağacı. Bu sene de böyle içi elyaf dolgulu bir model paylaşmak istedim sizlerle. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şu an tabii en sade haliyle ya da benim şu anda da örmekte olduğum böyle evrulü yeşil ipliklerle örebilirsiniz. Bunun için bize istediğiniz bir ip, bir miktar elyaf gerekli ve de çok az ip gidiyor zaten. Keyifle ördüğümüz bir proje olacak. Hemen başlayalım dilerseniz. Kalın ipler, ince ipler hiç fark etmez. Tığ numaranız da ipinize göre değişiklik gösterecektir. Ben güzel bir yeşil ip kullanacağım. 3-3.25 ile rahatlıkla örülebilir ama 3 milim gayet uygun bu tip ipler için. Bir şablona bağlı olarak gidiyoruz aslında. Ağacımız 3 kademeli. Bunu daha kalın iplerle örerseniz daha büyük ağaçlar elde edebilir. Hatta sayılarla biraz daha oynarsanız büyük yastıklarda yapmanız mümkün. Şimdi bir sihirli halka yapıyoruz. Ve de bu halkamızın içine başlarken 1, 2, 3 zincir yaparak başlıyoruz. Şimdi bu noktada bizim orta kısımda hep bir arttırma işlemimiz olacak. Dolayısıyla ilk başlangıcımız çok kritik değil. İkinci sıradan itibaren aslında örnek kendini gösterecek. 3 zincirle başladık. Bu benim birinci trabzanım. Halkamızın içine toplam zincirimizle birlikte 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonrasında bu halkamızı böyle sıkıştırarak gördüğünüz üzere bu alt kısmı düz olacak şekilde bir zemin elde ediyoruz. Bu kısma birleştirmiyoruz. Şimdi bunun üzerine döne döne hareket edeceğiz. Yine 3 zinciri yapıyorum ve dönüyorum. Bu noktada bizim ağacımızın hem bu kenarlarında bir arttırmamız olacak hem de tam orta kısmında bir arttırmamız olacak. Kenardaki arttırma için zaten zinciri yaparak döndüm. Bakın hemen aynı trabzanın tepesine batarak yine bir ikili trabzan yapıyorum ve ilk arttırmamı gerçekleştirdim. Şimdi 9 tane trabzan yapmıştık. Bunlardan ortadaki yani beşincinin üzerine kadar tek tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, bakın, 5. Biz bu noktada alttan 1, 2, 3, 4 tanesinin üzerine doldurduk. Burada arttırma yaptık. O yüzden 5 tane ile geldik. Tam ortadayız. Bu ortanın içine arttırma yapmak için ortanın üzerine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ortayı hep koruyacağız bu arada. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini aynı trabzanın üzerine yaptık. Düzgünce arttırmamızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz yine. Birer birer ilerliyoruz önce. 1, 2, 3. Nasıl başta arttırma yapmıştık? Bitirirken de onu yapacağız. Yani zincirimizin üzerine 4 ve aynı yere bir kez daha batarak 5.'yi yaptık. Böylece ikinci sırada buralara çift batarak arttırdık ve orta kısma 5 tane trabzan yaparak ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıramızda yine arttırmayla başlayacağız ve bu arada bu arttırma işlemine yani ağacımızın ilk bloğu için 6 sıra aynı mantıkla ilerleyeceğiz. 3 zincir yapıp döndüm. Yine bakın tam dibine batarak başlıyorum. 1 2 sonra ortadaki trabzanı görene kadar birer birer ilerliyorum. 1 2 3 4 5 tam o orta kısımda 5 tane yapmıştık ya onun ortasındakinin üzerine kadar.
Birer birer yapıp geldim. Tam ortadakinin üstüne geldiğimde yine aynı yere 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında yine birer birer trabzanla iniyorum. Ta ki son kısımdaki arttırmayı da yapana kadar. Şöyle birer birer. İndim. Şimdi son zincirimin tepesine ise 2 tane ikili trabzan yaparak 3. sıramı da tamamladım. Şimdi aynı mantıkla döneceğiz yine dibinde ve sonunda arttırma ve ortada 5 tane olmak üzere bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca ilerleteceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra ikinci katmanı oluşturmaya başlayacağız. Evet, 6 sıramı tamamladım. Şimdi bu da nesi diyecek olursak artık ikinci kademeye geçeceğim. Bunun için işaretleyici ya da buradaki gibi bir parça ip de kullanabilirsiniz. Benim kenardan ayırdığım sayı 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taneyi ayırıyorum. 12'nin üzerinden itibaren ikinci aşamaya başlayacağım. Benim ipimi oraya taşımam lazım. Ekleme koparma da yapabilirsiniz. Evet. Ya da yanlışlıkla almışım. Ya da bir zincir yapıp dönüyorum ve birer birer buradan sık iğne yaparak istediğim noktaya gelene kadar geliyorum. Kaydırma da yapabilirsiniz ama daha sonra etrafına sık iğne dolaşacağım. Zaten iki parçayı birleştirmek adına. Dolayısıyla bu benim için daha kolay oldu. Geliyorum birer birer şu işaretlediğim noktaya kadar. Evet. Oraya da çıkardım. Oraya da ipimi taşıdım ve de 1, 2, 3. 3 zincirimi yaptım. Nasıl altta arttırarak hem kenarlarda hem de ortada işlem yapıyorduk. Aynı işleme aslında devam edeceğiz. Sadece bu sefer buna 2 sıra devam edeceğiz. Bu noktada zincirim benim birinci kenar trabzanım. Aynı yere bir tane daha trabzan yaparak bakın arttırarak başlıyoruz. Sonrasında yine birer birer trabzan yaparak ilerliyorum. Orta kısımda yaptığımız işlem hiç değişmemekte. Yani orada arttırmamızı yine yapacağız. Şöyle bakın geliyoruz orta kısma kadar şu 5 tane arttırmamızın ortasındaki yere kadar. Ve ortasına yine 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Peki ne kadar devam edeceğiz? Burada ne yapmıştık hatırlarsak 2, şimdi bu orta kısımdı. 2, 4, 6, 8, bunlar ikisi birlikte 8 ile 9 bir arada. Yani ben de bundan sonra 8 tane önce öreyim. Birer birer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi yaptım. 9.'yu da aynı yere, yani bu köşedeki arttırmamız yerine geçecek kısım. Böylece ağacımızın ikinci kademesini oluşturduk. Döneceğiz. Zaten 2 sıra yapacağız sadece. 3 zincir yaptım, döndüm. Hemen dip kısmına batarak arttırmamı gerçekleştirdim. Yine ortaya gelene kadar birer birer öreceğim ve ortada arttırmamız o zaten sabit. Onu hep her seferinde yapıyoruz. Sonrasında da üçüncü kademe olacak. İşte sizler eğer bunu daha büyük yastık formunda yapmak isterseniz alttaki 6 sırayı büyütüp onu 10 sıra, 12 sıra yapıp aynı mantıkla tabi burada sayılar o zaman değişecek. Biraz daha göz kararı. Aslında orta kısmına yakın bir noktadayım.
Oraya kadar ipinizi taşıyıp bunu da örneğin o durumda 2 sıra değil, daha çok öre 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 büyütmeniz mümkün. Bakın orta kısma geliyorum yine. Tam ortanın tepesine yine 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine birer birer yapacağız. Tabii ki son kısımdaki arttırmayı yine unutmuyoruz. Son kadememiz kaldı. Yine sık iğne ile ipliğimizi taşıyarak 3. aşamaya da geçeceğiz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Tabii ben hep büyüğü tarif ettim ama küçük küçük hediyeliklerin üzerine takmak için tek taraflı da yapabilirsiniz ya da küçük yine içi dolgulu ağaçlar elde etmeniz mümkün. Son kısma geldim. Bunun tepesine bir, iki kez batarak ikinci kadememizin de işini tamamladık. Artık üçüncü kadememize başlayabiliriz. Yine ben işaretleyicimi taktım. Size de sayıları vereceğim. Bir zincir yapıp dönüyorum. Şimdi bu kısımdan yine sık iğne ile ulaşmam lazım buraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesinin üzerine bir kere sık iğne yaparak ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi ipimizi tabi taşımak için buraya da bir sık iğne yapacağız ama bunun üzerinde 3. kademeyi oluşturmaya başlıyoruz. 3 zincir yapıp yine aynı noktaya batarak ilk arttırmamızı gerçekleştirdik. Sonrasında yine orta kısma gelene kadar birer birer örüyoruz. Orta kısmının tepesinde 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine aşağıya doğru inerken şu 5 tanesini saymadan buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aynı yerde olacak. Dolayısıyla biz 5 tane önce yan yana örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6.'yı yine aynı yere batarak hem de arttırmamızı sağladık. Son sıramıza başlarken yine 3 zincir yaptık, döndük. Burası da 2 sıra sadece. Yine bakın arttırmamızla başlıyoruz. Bu parçalardan 2 adet örüyoruz. İpliğimizi ikinci parçanın sonunda koparmıyoruz. Direkt eklemeye başlayacağız çünkü onunla. Birinci parçayı tabii mecburen ipini koparacağız. Şöyle yine orta kısma gelelim. Orta kısma geldiğimde aynı yere yine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında yine birer birer öreceğiz ve tabii ki sondaki arttırmayı unutmayacağız. Şimdi benim az önce gösterdiğim, sizin için hazırladığım zaten iki parçam vardı. Direkt onları ekleyerek videomuzu tamamlayacağız. Son kısma geliyorum. Zincirimizin tepesine 2 tane batarak ağacımızı tamamladık. Şimdi bundan 2 parça örüyoruz. İkinci parçada ipliğimizi koparmıyoruz. Birinciyi kopardık. İpliğimizle beraber devam edeceğiz. Şimdi ben farklı bir iple zaten örüyordum. Hatta elyafı da biraz koymuştum, çıkardım. Şu başlangıç noktalarını bağladım ki sağlamca dursunlar. Şimdi üst üstüne koyuyoruz. Zaten sayılarımız aynı olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bunu dikerek de bu arada birleştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama hazır ipimiz burada. Koparmadık da ne yapıyoruz? Karşı karşıya getirip iki parçayı
Önce bir noktada şöyle bir kaydırma ile karşıya bağladım. Sonrasında karşılıklı olarak ben sık iğne yaptım. O görüntü hoşuma gitti. Karşılıklı olarak içlerine yaklaşık boşluklara böyle iki kez doldurarak ilerliyorum. Ama elinizde bunu tartın. Bazen iki, bakın şu köşe kısmına geldim. Tam karşılıklı getirdim. Bazen üç olur. Şöyle hepsini karşı karşıya getirerek, çok ölçü kritik değil. Nihayetinde içi doldurulacak. Önemli olan iki tarafın birbirini tutması. Bu şekilde çepeçevre dönüyorum. Elyafı da son aşamada artık tamamını kapatmadan hemen önce koyacağım. Köşeyi bir göstereyim, şu sivrileri olan yerleri. Köşeye geldiğimde rahat dönebilmesi için sivri köşemizde aynı yere 3 kez batıyorum. Böylece rahatça döndü ve ben birleştirme işlemime devam ediyorum. Dediğim gibi bunu dikerek de yapmanız mümkün. Şöyle birbirine gayet güzel monte olarak ilerliyoruz. Şimdi ben şu noktaya kadar bir geleyim. Aynı mantıkla elyafını da koyalım. Bitirme aşamasını da göstereyim. Evet, son aşamaya kadar geldik. Şurada bir boşluk bıraktım. İşte buradan dilediğiniz böyle kalınlığa gelene kadar doldurabilirsiniz. İster sıkı sıkı doldurup böyle bir yastık gibi, isterseniz biraz doldurup hafif bir üç boyut verebilirsiniz. Önemli olan şu üç uç noktalara kadar gitmesi. Ben de boncuk elyaf vardı, onunla yapıyorum ama evdeki, yani farklı elyaflarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi uç kısımlara dediğim gibi elimizde biraz biraz koyarak yapacağız. Sonrasında süslemek de çok keyifli. Çocuklarınızla bunun etkinliğini de yapabilirsiniz. Ben tabii şimdi size en ham halini, en basit halini gösteriyorum. Evet, diyelim ki şöyle bu kadar doldurduk. Yanımdaki elyafın tamamı bu kadardı. Şimdi son aşamada artık yine sık iğne yaparak bitireceğiz ve ipliğimizi keserek düğümleyeceğiz. Dediğim gibi mantığı anladıktan sonra dilendiği gibi büyütülüp küçültülebilir. İplikler değiştirilerek de bir form kazandırılabilir. Tam yılbaşı öncesi çok keyifli bir örnek oldu. Son aşamada kaydırma yaptım ve ben yine bir zincir yaparak ipliğimi kesiyorum ve bunu arka kısımdan bir iğne yardımıyla yok ederim. Az sonra gördüğünüz üzere bu şekilde ağacımız tamamlandı. Rengarenk, büyüklü küçüklü yaparak hem ağaç süslemelerinde, ama illa yılbaşı gibi düşünmeyin bunu. Büyük yastıklar örerek de evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diliyorum beğenmişsinizdir. Farklı farklı örnekler ve projeler hazırlamaya devam ediyorum size. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.